Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarih 4 Mayıs 2023. Ben Pınar Erbaşar Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Karadeniz mitinglerine bugün de devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ne soğana ne de patatesle liderinizi kurban etmezsiniz dedi. Sandık için destek istedi. Millet İttifakı'nı da bir kez daha HDP üzerinden eleştirdi. Fonda Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısı çalıyordu. Erdoğan miting alanını dolduranlarla o şarkıyı söyledi. Göz bebeğimiz, o başkanımız hep onu söylüyor şarkılarımız. Sizler ne soğana ne patatese evelallah liderinizi kurban etmezsiniz. Sandığa 10 gün kala Erdoğan Giresun, Ordu ve Samsun'dan seslendi seçmene. Rakibi Kılıçdaroğlu'nun fındık vaadine tepki gösterdi. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bugüne kadar nereyeydiniz? Çayı görse anlamaz. Fındığı görse tanımaz. Ama bol bol yalanı söyler. Şimdi bana diyorlar ki ya sen bu Bay Bay Kemal'le niye bu kadar uğraşıyorsun? Ya adam hep yalan söyleyin, nasıl uğraşmayayım? Sözü ekonomiye getiren Erdoğan, Temmuz'da çalışanlara, emekliye enflasyon farkıyla beraber refah payı da vereceğiz dedi. Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz, enflasyon her ay biraz daha düşüyor. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Erdoğan en az bir tanıdığınızı sandığa götürün çağrısı da yaptı. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya, işte onlar gelir, yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Dün akşamı Trabzon mitingiyle noktalamıştı. Bayraktar ailesine kredi verildiği iddiasına sert çıktı. Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık açıkla. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde ve Denizli'de seçmene seslendi. İktidar cephesinden gelen talimatı Kandil'den alıyor iddiası önceliğindeydi. Kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin dedi. Yıktan iktidara Kılıçdaroğlu. Açık ve ne söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Teröristleri serbest bırakacak iddiasına sert çıktı, yalan, iftira dediği tepki gösterdi. Ya arkadaşlar, terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Nasıl olur da siz bu kadar iftirayı, ya insan biraz Allah'tan korkar ya. Vallahi Allah'tan korkar ya. Yalan niye söylüyorsunuz kardeşim ya? Allah'tan korkar insan ya. Niğde ve Denizli'de seçmene seslendi Kılıçdaroğlu sözü milliyetçilik tartışmasına getirdi. Milliyetçilikmiş. Ya bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Seçimden seçime milliyetçilik. Ayın 15'ine az kaldı. 14'ünde gidiyoruz. 15'inde yeni bir Türkiye uyanacağız. Huzurlu bir Türkiye uyanacağız. Mansur Yavaş yine yalnız bırakmadı liderini. Ekrem İmamoğlu'ysa Gebze'de Kılıçdaroğlu'nun benzerini görünce sahneye çağırdı, espriyi patlattı. Bir genel başkan da burada var vallahi, birazdan göreceksiniz. 13. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim. Bir akrabalık var mı? Yok. Bu yüzde bu millet sizi sevgiye boğar, haberin olsun. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 4 saniyelik en kısa videosunu da çekti. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. MHP lideri Devlet Bahçeli 14 Mayıs seçimleri için siyasi tarihin kilit taşı dedi. Aydın ve Muğla'da seçmenin karşısına çıktı. Oy istedi. Sert sözlerle Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli terör örgütü destek veriyor iddiasında yineledi. Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Uyarıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na, verilecek her oy
Kandil'e gidecek. Hedefine Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldı. 14 Mayıs için siyasi tarihin kilit taşı ifadesini kullandı. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli Aydın'da Efeler Diyarı'ndaydı. Millet İttifakı'na PKK-PYD desteği iddiasını sürdürdü. Bunlar yalancıdır. Bunlar namerttir. Bunlar güvensizdir. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. Seçmene sağduyu çağrısı yapan Bahçeli sandıkta Erdoğan'a ve partisine destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? MHP liderinin bir sonraki durağı Muğla oldu. Muğla'dan sesleniyorum. Türkiye'de rejimi değiştirecek, cumhuriyeti yıkacak bir alçak, bir şerefsiz henüz anasının karnından doğmadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkçülük Günü programında kürsüdeydi. 80 darbesi sonrası milliyetçilerin haksızlığa uğradığını anlatan Akşener, Atatürk'ün en sevdiği Selanik türküsünü söyledi. Atatürk'ün çok sevdiği Selanik türküsünü seslendirdi. Performansıyla beğeni topladı. Bu türküyü çok seviyorum. Niçin biliyor musunuz? Mavi gözlü bozkurtumuzun söylediği bir türkü bu. Kendi söyler ve ağlarmış. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkçüler Günü şöleninde konuştu. 80 darbesi sonrasını hatırlattı, milliyetçilerin haksızlığa uğradığını söyledi. Faşistlikle, nazilikle, onunla, bununla suçlandık. Yarattığı o algıyı maalesef biz yenemedik, üzerimize yapıştı. Burada siyaset yapmak istemiyorum diyen Akşener kendisine yönelik suçlamalara değindi. Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı ama her ikisini de aynı adamlar söylüyor. Şimdi bir uçta faili meçhulcüyseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız. Akşener bugün de Edirne'de seçmenle buluştu. Recep Bey çıkmış, diyor ki bir soğana, bir patatese beni, liderinizi kurban etmeyin. Buradan söyleyeyim Recep Bey, patates, soğan, güle güle Erdoğan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la AK Parti Milletvekili Alpay Özalan İHA ve SİHA'lar üzerinden karşı karşıya geldi. İki isim de birbirini çok sert sözlerle hedef aldı. Bir tane troll milletvekili var. Kaslarını geliştirmekten beynini geliştirmeye fırsat bulamamış. Sözlerinin hedefinde AK Parti milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan vardı. Sandık için geri sayım sürerken siyasetin en sert polemiklerinden biri yaşandı. Aklınca bana hakaret etmiş. Yahu sen zeka seviyen birindiği için 4 yıldır konuşturulmayan bir çapsızsın. İki ismin karşı karşıya gelmesinin nedeni savunma sanayi yatırımları. Mansur Yavaş, Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. 15'inden sonra gidecek. İHA ve SİHA lafı da duymayacaksınız demişti. Özalan Yavaş'a sosyal medya hesabından işgal ordusu musunuz diye sorunca polemiğin fitilini ateşledi. İyi ki yapmışlar ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyasete alet etmediler. Beyin konusuna girmen senin için biraz riskli değil mi? Konuştukça batma diye yıllarca konuşturulmadın. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ve SELO'ya verdiği tavizlerin üzerini örtmek için ortalığa salındın. Bu insan meclise girecek de yasamada vatana millete hayır olacak. Hayırlısı olsun bakalım. Mansur Yavaş amaçları enflasyon ve hayat pahalılığını konuşturmamak dedi. Bugün de Özalan'a üstü kapalı yüklendi. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı. Hiç şikayetiniz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü
liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sana tek bir sorun var. Selo terörist mi değil mi? Adamsan cevap ver Mansur Yavaş. Ankara'da gerçekleşen parlamento başkanları zirvesinde Ukrayna heyeti Rusya'yı protesto etti. Bayraklı protestoya meclis başkanı ve ev sahibi Mustafa Şentop tepki gösterdi. Lütfen ara veriyorum toplantıya. Toplantıda çalışan üzerinde bozan arkadaşlarına lütfen dışarı çıkartın. Böyle şey olamaz. Rus parlamenter Ukrayna heyetinin bayraklı protestosuyla karşılaştı. Keypa zirvesinin ev sahibi Mustafa Şentop araya girdi, yaşananlara tepki gösterdi. Hayır arkadaş, olamaz böyle bir şey. Konuşamazsın. Kime söz verdiysen o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurma. Lütfen. Böyle bir niyeti olan varsa dışarı çeksin. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi Ankara'da yapıldı. İki ülke arasında aylardır süren savaşın gerilimi zirveye de sıçradı. Meclis Başkanı Şentop Rus heyetine söz verdiği sırada Ukrayna heyeti bayrak açarak araya girmeye çalıştı. Eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman bir parlamenter toplantı falan olmaktan çıkar burası. Sokak hareketlerine dönüşür. Kısa süren arbede kameraya böyle yansırken Şentop herkesi sakin olmaya davet etti. Söz vermedim ben, bu nasıl bir şey? Parlamentersiniz. Lütfen. Olabilir. Size iş vermedim. Sizin söz hakkınız yok. Hayır. Lütfen gidin sokakta yapın. Sokakta yapın. Gidin. Böyle şey olmaz burası ya. Konuşmak isteyen söz vermeden dışarı çıksın, dışarıda konuşsun. Hayır. Burada müsaade etmiyorum. İstanbul'un bitmek bilmeyen sarı kriziyle devam edelim. Taksilerden bahsediyorum. Taksiye binmek isteyen iki kadın yolcu değişim saati bahanesiyle karşılaştı ve tam kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlardı ki yardımlarına bir trafik polisi koştu. İşte sosyal medyada izlenme rekoru kıran o anlar. Yok binmeyelim biz ona, o bizi almadı. Yolcuları taksiye almadı, arkasına bile bakmadan gitmeye çalıştı. Ondan hariçleri bizi hiç almadı. Ama devreye polis girince işler bir anda değişti. Gidik gibi zaten. Bırak oradan nereye gidiyorsan git. Ayıp ya, siz ne yaptınız zaten ya. İstanbul'un sarı krizi bitmek bilmiyor. Yolcular kara kara ne yapacağını düşünüyor. Çürük yalmalar var için bize, oylar da doğrudur. Kısa mesafelerde gerçekten almıyorlar. Büyük bir sıkıntı bizim için. Bu durumun son mağdurlarından biri de iki kadındı. Geçtiğimiz gün Aksaray'dan taksiye binip Eyüp Sultan'a gitmek istediler. Ancak iddialarına göre taksi şoförleri onları kabul etmedi. Ondan hariçleri bizi hiç almadı. Tamam, nereye gideceksiniz? Dedim yolu üzerinde bırakayım. Yuvaya gideceğim. Neresi yani? Aşağıda bir tane abi var. Öyle bir dünya yok. O hele hiç almadı bizi. Kapıyı açmaya çalıştı, hiç almadı. Tam o anda olay yerinden geçen trafik polisi devreye girdi ve bakın o sorunu nasıl çözdü. Yavrum, Eyüp'le Esen'le ne alakalı? Gittik gibi zaten. Bırak oradan nereye gidiyorsan git. Ayıp ya, siz ne yaptınız zaten ya? Sen nereye kimliğin var lan? Aşağıda bir tane abi var. Öyle bir dünya yok. Taksici dakikalarca kendini savundu. Ben bugüne kadar müşteri seçmedim. Bakın yol üzerindeyse gene bırakayım. Polisin ısrarıyla kazanan yolcular oldu. Ben şu trafik bilgilerini alacağım. Plaka da var bende. Bir şey olursa üzerinde bir şey arıyorsunuz. Tamam. Diyorsunuz ki biz Aksaray'daki yaya trafik polisiyle görüşmek istiyoruz. Korkutan haber Muğla'dan geldi. Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütçüleri fırtınaya yakalandı. Oradan oraya savrulan, kimi ağaç dalında, kim kayalıklarda mahsur kalan 17 paraşütçü yaralandı. Kanka bizim buraya paraşüt gelmiş. Gitti. Yere çarpmasa. Özgür. Kimi bahçeye düştü, kimi ağaçta asılı kaldı. Aniden çıkan fırtına paraşütçüleri ölümün eşiğine getirdi. İlk çok hızlanıyor. İlk kontrolünde. Allah'ım. Arkadaki single. Ay Allah kurtarsın yarabbim. Burası Muğla. Babadağ'dan atlayış yapan paraşütçüler Belceis plajına inecekti ama hava birden patladı. Fırtına sağanak derken 16 paraşüt yaprak gibi savruldu. Şu an Ölüdeniz'in üzerinden Ovacık'a doğru sürükleniyorlar. Şansı yaver giden bahçeye indi. İnşallah düşmez. Eyvah. Kimi ağaçta asılı kaldı. 1, 2, 3. Bekle. Yavaş. Bırakma. Yavaş. Bekle. Dağlık alanda mahsur kalan bu paraşütçünün imdadına ise jandarma helikopteri yetişti.
Şu ana kadar 14 paraşüte ulaşan kurtarma ekipleri ikisini aramaya devam ediyor. Yaralı 17 paraşütçü de tedavi altında. Allah şu anda bu paraşütçülerin yardımcıları olsun. Beyoğlu'yla devam edelim. Yol çöktü. Deprem olduğunu düşünen mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Sokakta bulunan 4 apartman tedbir için boşaltıldı. Baktık yavaş yavaş aşağı doğru çökmeye başladı. Hani ben inanamadım bu büyük duvarın nasıl yıkılacağını. Yer yarıldı, yol büyük bir gürültüyle çöktü. Oradan patladı duvar. Duvar patlarken o duvar aşağı çökerken yol kaydı ayağımın altından. Mahalleli deprem oldu sanıp kendini sokağa attı. Biz dağıldık, toparlandık, çıktık evden. Sabah saatlerinde Beyoğlu Keramet Sokak'ta büyük bir gürültü duyuldu. Kızım çok korktu benim. Deprem oluyor zannetti. Çünkü öyle bir gümbürtü geldi okulun bahçesine kadar. Gürültünün nedeni deprem değil, yol çökmesiydi. Okulun camları bile patladı o gürültüyle. Sonra sular fışkırmaya başladı o arada. Ben içeri kaçtım. Ayağımdan yolda gidince. Facianın yaşandığı noktanın hemen yanında bir okul bulunuyor. Öğrenciler o saatte okuldaydı ve işte buradan kopan taş parçaları okulun camına isabet etti. Hatta içeri girdi. Çocuklara özülü verdim okul çocuklarına. Bakın yolun altındaki toprak tamamen çökmüş durumda. Üstünde sadece bir beton yığını var. Hal böyle olunca, tehlike oluşturunca çevrede yaşayanlar tahliye edildi ve binalar mühürlendi. Böyle kalacağız ablam, çocuklarla kaldım işte. Sokakta kimse yoktu. Yoktu, hiç kimse yoktu. Eğer bir kişi de olsa zarar görürdü yani. Efendim bu da oldu dedirten bir haber. İstanbul Esenyurt'ta bir dönercinin önünden geçen hırsızlar girişe bırakılan 25 kiloluk döneri çaldı. Öncesinde de ayran çaldıkları anlaşıldı ama pişkinlikleri bu kadarla da kalmadı. Hırsızlık esnasında çevredeki esnafa selam vermeyi de ihmal etmediler. Koskoca döneri bir de nasıl taşıyor? Böyle kucaklamış götürmüş. 1750 TL dönerimi çaldılar. Çalanların 3 kişiydi bunların. Bir de selam veriyorlar bize. Niye çaldı onu da anlamadık yani. Hırsızlar sonunda bunu da yaptı. Dönercinin önünde duran 25 kiloluk döneri kucaklayıp götürdüler. İlk kez şahitim buna döner çalındığını. Her şey çalındı, döner çalınır mı kardeşim? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Esenyurt'ta sabah saatleriydi. Hırsızlar Mehmet Baz'ın döner dükkanını hedef almıştı. Belli ki daha önce keşif yapmışlardı. Döner işi. Ki para yapacak bir şey de değil yani. Oldukça rahat ve profesyonellerdi. Her sabah buraya mı koyuyorlar döneri? Evet. Döner buradaydı. Geldiğimizde baktım döner yok, da yok. 25 kiloydu. 1750 TL tutuyor. Üstelik bu ilk değildi. Belli ki döner kuru kuru gitmez deyip öncesinde de pişkince ayran çalmışlardı. Zaten keşif yapmışlar buradan. Daha önceden de ayranlar almışlardı buradan. Demek ki dışarıda bir şey bırakmayacaksın yani. O hırsızlar o kadar pişkindi ki döneri çalmadan önce yan taraftaki esnafa da selam verdiler. Bir de selam veriyor buradan geçerken arkadaşımıza. Yani ben döneri alıyorum hesabı. Bu çok tuhaf bir şey. Sizce değer mi? Bir döner için bu riske değer mi yani? Bugüne kadar hiç böyle bir şey oldu. Yok, bugüne kadar olmadı. Ama bundan sonra koymayacağız oraya. Artık akıllandık. Nereye koyacaksınız döneri? İçeriye alacağız. Efendim çay kahve fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Kafelerde, hatta çay ocaklarında önceden bir oturuşta 4-5 bardak çay içenler bile artık düşünür oldu. En ucuz kahve fiyatı bazı yerlerde 70 liraya çıktı. Çay kahve içeyim dediğinizde ne kadar hesap geliyor? Kahveler kaçtı demin arkadaş içti de. 45 civarı falan herhalde. Bir bardak çay kaç lira? 10 lira. Çay ve kahve lüks oldu bizim için. Ciddi fiyatlar ödüyoruz. Bırakın yemek yemeyi, artık dışarıda çay kahve içmek bile kolay değil. Çünkü fiyatlar çok arttı. En ucuz yerde bir bardak çay 10 lira, bir fincan Türk kahvesi 25 lira. Fiyatlar çok uçmuş her yerde. Kafelere gidiyoruz, bir tane kahve içiyoruz, 60-70 TL hesap ödeyip çıkıyoruz. Eskiden mesela böyle değildi. Bir 100 lira günlük masrafın oluyor yani. Zaten tatlı lüks oldu. Yemeği söylemiyorum bile. Burası normal bir çay ocağı. Taburelerde oturuyorsunuz. Burada çayın bardağı, bir bardak çay 10 lira. Esnaf 10 liraya satmadığı zaman kurtarmıyor. Çayın fiyatı %150'ye yakın. Şeker desen zaten aldı başını uçtu. Kiralar %85 arttı. Elemandı, sigortasıydı. Lüks kafelerde evet. 20 lira geçmiş. Maliyetler çok yükseldi. Kazandığımız paralar ancak karın doyurmaya yetiyor. 4-5 bardak içiyorduk da şimdi sayıyoruz. Tabii dışarıda kahve içmek isterseniz daha masraflı. Kahve çaya göre daha pahalı.
Örneğin zincir kahve dükkanlarından birinde küçük boy filtre kahve içeceksiniz. Yaklaşık 40 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Kahve içmeye gidemiyorum eskisi kadar. Ya da bir kafeye gittiniz, daha lüks bir kafeye. Orada da standart boyları bir filtre kahvenin 70 lira. Zincir dükkanlar bayağı artmış. Karacığım. Çok yüksek geliyor, artık geçinemiyoruz. Çalışan biri olduğum halde çok zorlanıyorum. Hani asgari ücretler ne yapıyor kim bilir. Bakın kahveden daha çok dertli herkes. Artık o kahvenin 40 yıllık hatırı yerine o hatırı sayılır fiyatları konuşur olduk ne yazık ki. O yüzden bu gidişle herkes çayını kahvesini evde yapıp evde demleyip içecek. İçeyim mi içmeyeyim diye kara kara düşünüyorum şu anda. Amerika Merkez Bankası faiz arttırdı. Güvenli liman altının fiyatı arşa çıktı. Uzmanlarsa yatırımcılara aman dikkat, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın diye uyarıyor. Son 14 yılın en yüksek rakamıydı. Beklenti de altının daha da yukarı gideceği yöndedir. Altın daha da rekor kıracağına inanıyorum ben. Daha çok yükselmeden dedim bir iki parça bir şeye bakalım ama çok acayip pahalı yani her şey. Zaten çok artmıştı. Amerika'dan esen rüzgarla çifte rekor kırdı. Hem ons hem gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Fed politika faizini 25 baz puan arttırdı. Bu da altında yükselişe neden oldu. Altından yeni rekor geldi. Gram altını ülke piyasamızın kapalı olduğu saatlerde 1430 lira seviyelerini test etti. Bu da tarihi rekor oldu. Altın onsu da 2080 seviyelerini test etti. 24 ayar gram altın bugün rekor seviyeyi gördü. 1395 TL'den. İşlem gördü. Fiyatlar gün içinde dalgalandı. Şu an günlük ani düşüş ve çıkışlar olabiliyor ama 385 TL 24 ayar gram altın. 2290 TL çeyrek altın, 4580 TL yarım altın, 9160 TL tam altın. Beklenti de yıl içerisinde çeyrek altını 3000 lira seviyeleri test edeceği yöndedir. Sadece altın değil, euro ve dolarda da hareketlilik vardı. Euro ve dolar 0.20 puan yükseldi. Merkez Bankası'ndaki dolar fiyatı 19.400 TL civarında, şu an kapalı çarşıda 20.300 TL'den işlem görüyor. Euro da 22.300 TL civarında. Uzun vadede altın ve euro favoridir diyebilirim. Bu artışla birlikte özellikle kapalı çarşıda büyük bir hareketlilik oluştu. Çok kalabalık, acayip. Her taraf tıklım tıklım gerçekten. Uzmanlara göre şu anda en iyi yatırım altın olsa da beklemekte fayda var. Gerçekten gram altında 150 lira alım sattım arasındaki fark da büyük rakamdır. Vatandaşın da şu seviyede altına hücum etmesi bence doğru değil. Alım sattım arasındaki makas zaman geçtikçe ne kapanacaktır. Yeşil sahaların yıldızları bugün depremzede çocuklar için oynadı ve sonunda dostluk kazandı. Nasıl, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bu çocukların gülümsemesi, bu psikoloji, bu depresyonu atlatmaları çok önemli. 85 milyon tek yürek dediler, özel gösteri maçında buluştular. Ne diyoruz? Unutmayalım, unutturmayalım. Burada açıkçası çocukların gülüşünün değerini tekrardan ortaya çıkaracağız. Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerindeyiz. Tesisler bugün önemli bir organizasyona, depremzede çocuklar için yapılacak olan bir futbol müsabakasına şahit olacak. Zor bir karşılaşma. Sağlam oyuncularımız var. Çok heyecanlıyız. Çocuklar için her şeyi yapmak lazım. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız isimlerinin olduğu takımlar ikiye ayrıldık. Kırmızı takımın başında Arda Turan, beyaz takımın başında da Volkan Demirel olacak. Herkesin tek bir amacı var, depremzede çocukları mutlu etmek. Onları bir günde olsa mutlu edebileceksek ne mutlu bize. It's nice to see. Tüm çocukları mutlu olarak görmek çok güzel. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da beyaz takımda yer aldı. Yükselen Anadolu'muzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle maç başladı. İnşallah yeneriz. Karşı takımımız da güçlü. Biz de güçlüyüz. Hak eden kazansın. Depremzede 20 çocuğun doyasıya eğlendiği karşılaşmada dostluk kazandı. Ve kupayı kaldırdılar. Kocaman alkışlar geliyor. Show Ana Haber'in sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.